Mercan TV'den hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Kıbrıs Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda program yapımcısı Sayın Alihan Pehlivan Bey'le birlikteyim. Alihan Bey deprem süresince Adıyaman'a defalarca gelmiş gitmiş. Özellikle Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelip burada hayatlarını kaybeden yaklaşık 70 kişi ile ilgili sürekli bunları takip eden, sürekli bunları depremi gündemine alan basın mensubu arkadaşımız Alihan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Öncelikle tabii geçmiş olsun bir kez daha. 108 gün sonra tekrar Adıyaman'a geldik. 108 gün sonra tekrar Adıyaman'da sizlerle olmak hüzünlendirdi beni açıkçası bugün. Çünkü hala daha enkaz kaldırma çalışmaları var. Hala daha Adıyaman kendine gelmeye çalışıyor. Ben kendim 99 Yalova depremini yaşadım. Yani deprem gerçeğini aslında bilen birisiyim. 2000 Düzce depremine ilk gidenlerdenim. 2005 Pakistan depremine gidenlerdenim. Elazığ depremini biliyorum. Başka depremleri biliyorum. Yani depremlere aslında alışık birisiyim. Bugün valiliğe gittik. Cumhuriyet Başsavcılığı'na uğradık. Cumhuriyet Başsavcısının özel kalemi, sekreteri depremde 23 yaşında hayatını kaybetmiş. Bir sürü insan hayatını kaybetti. Çok insanlar hayatını kaybetti. Biz de bugün savcıların söylediği 8000'e yakın insan Adıyaman'da hayatını kaybetmiş. Hala daha defini yapılıp kim olduğu bilinmeyen 25 insan olduğu bilgisini öğrendik. Yani cenazeler gömülmüş, DNA'lar alınmış ama kimin olduğu bilinmiyor. Gerçekten üzücü. Tabii İSİAS bizim için burada ayrı bir önem taşıyor. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 35 kişiyi orada, çoğu çocuk, öğretmenler, veliler, melekler takımı dedik. Onları kaybettik. Çok duygulandım. Yani 10 gün kaldık biz burada Adıyaman'da. Çok acılara şahitlik ettik. Hala daha Adıyaman kendine gelemiş değil. Daha herhalde 1-2 yıl daha bu toparlanma sürecektir. Allah'a yardımcınız olsun. Allah yardım etsin ama tabii devletimiz büyük. Türkiye güçlü bir devlet. Mutlaka bu yaraları çok hızlı bir şekilde saracaktır. Ama Adıyaman'da işte belediye binası yok. AFAD yıkıldıydı biz geldiğimizde 108 gün önce. Mutlaka yapılacaktır. Valilik ağır hasarlıydı. Valilik bayağı bir toparlanmış gördük. Adalet Sarayı toparlanmış gördük. Ama Adıyaman'ın her yeri şantiye gibi. Her yerinde enkaz kaldırılıyor. Yıkımlar devam ediyor. Tamiratlar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Adıyaman o eski günlerine, eski güzel günlerine döner. Tek umudumuz o. Üstad İSİAS'da hayatını kaybeden, tabii onlara da biz buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten burada buraya gelip bu gencecik çocukların hayatlarını kaybetmesi, diğerlerine de biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunların ailelerinin durumları nasıl? Çok perişanlar. Yani şöyle, zaten çoğu yaşıtsal olarak benim arkadaşım. Yani en az 4-5 aileyle biz birebir tanıdığım, hatta ailecek görüştüğüm insanlar var içlerinde. İş arkadaşım var, askerlikten bir arkadaşım var, oğlunu kaybetti. Yine eşimin iş yerinde çalışan arkadaşlar vardı. Onlar çocuklarını kaybetti. O aileler çok perişan. Geceleri hala daha mezarlıklarda sabahlıyorlar. Durumları çok perişan. Çok zor. Burası çok ayrıydı, o taraf çok ayrıydı. Çok yani ayrı, burada biz enkazda arama yaparken yani öyle ayılan bayılan hiç olmadı. Herkes gayet evladının bir önce enkazdan ama çıkmasını bir bekliyordu ama. Umutla da bekleniyordu değil mi? Ben acaba kurtaramaz mıyım? Üçüncü, dördüncü günden sonra umutlar artık kayboldu. Kayboldu. Evet. Bugün ben sevgili Emir Abdurrahman Bulut, o da Adıyamanlı. Evet. O da bizim
mesai arkadaşımız. Biz Apo ile beraber gelmiştik ilk depremin olduğunda. Bugün de yine Apo ile beraberiz. Apo ile İSİAS'ın olduğu yere gittik. 30 metrekare bir oda kalmış, lobi kalmış. Orada bayraklar falan duruyor. Onun dışında hiçbir şey kalmamış. Ama hala daha çocukların eşofmanları yerde. Otelde çalışan Bellboy'un kıyafetini buldum. İSİAS yazıyor burasında. Hatta onu aldım yanıma. Kıbrıs'a götüreceğim onu. Otelin logosuyla Bellboy'un giydiği kıyafet parçalanmış. Unutmayacağımız, unutamayacağımız günler yaşadık burada. Ama şunu söyleyeyim. Biz burada olduğumuz sürece enkazda geldi Adıyamanlılar. Çoğuyla konuştuk. İnsanların kendi enkazları varken, kendi acıları varken, enkazın altında insanlar varken bizi duyup bize yardıma gelenleri gördük. Bak mübarek ezan saati. Adıyaman'ın insanını biliyordum ben. Yani Adıyaman'da çok dostum, arkadaşım vardı. İşte Apo var. Beraber mesai yapıyoruz ama burada farklı. Burada yaşayıp görmek. Bize ekmek getirdiler, çorba getirdiler. Kendi üzerlerinde bir şey yok. Evleri yıkılmış ama bize yardım etmeye gelen insanlar vardı. Artık Adıyaman bizim için farklı bir yer oldu. Yani Adıyaman mesela Kıbrıs'ta işte biriyle tanışıyoruz. Ben Adıyaman deyince dur diyorum. Adıyaman benim için ayrı bir yeri var artık. Adıyaman'ın bende artık ayrı bir yeri var. Ben dediğim gibi yani depremi yani büyük depremi görmüş birisiyim. Benim de işte 99 depreminde evim yıkılmadı ama işte halalarımın evi yıkıldı, akrabaların evi yıkıldı, tanıdıklarımızı kaybettik. Hemen evimin bir kilometre ötesinde otel vardı. Otel yıkıldı. 63 kişi orada rahmetlendi. Yani depremi biliyorum. Pakistan'a büyük depreme gittim 2005'te. Düzce depremine gittim. Yani depremdeki insanların neler yaşadığını, neler çektiğini, çadırda kalmanın ne olduğunu biliyorum. Bak şimdi bu yayını çadırda yapıyoruz. Bu gazetecilik adına çok kutsal bir şey. Yani kelimelerle bunu anlatmak çok şey kalır, hafif kalır. Yani şurada bu yayını yapabilmek, bu yayını sürdürebilmek, bu bayrağı düşürmemek hiç kolay iş değil. Yani herkes klimalı ortamlarda, işte büyük stüdyolarda, sanal stüdyolarda, bilmem ne stüdyolarda. Biz şimdi Adıyaman'da AFAD çadırının içinde bu yayını yapıyoruz. Sıcaklık nasıl? Sıcaklık. O sıcak şu anda felaket sıcak. Kışında soğuk. Kışın soğuk olur, yazın daha sıcak olur. Şimdi daha sıcaklar başlamadı daha sizde. Başlamadı, evet. Buranın sıcakları şey. Ben tabii çok gezdim yani İngiltere'sinden Almanya'sına her yere gittim. Soğuk da bilirim. Ama 6 Şubat'ta, 7 Şubat'ta, 8 Şubat gecesi ateşin önünde ısınıyoruz. Ama hipotermiye girdiğimi hissettim. Yani hipotermi biliyorsunuz soğuktan vücudun artık şoka girip bayılma durumu. Tabii. Ve oradan da ölme durumuna girer. 8 Şubat gecesi hipotermiye girdik. -15 dereceydi Adıyaman. Ve önümüzde ateş yanıyordu. Battaniyemiz vardı sarıldığımız. Ama gene ısınamıyorduk. O kadar bir soğuktu. Ve düşün o dönemde insanlar enkazlardaydı. İnsanlar sokaklardaydı. Çok şey yaşadım bu Adıyaman'da. İSİAS Otel'den Adıyaman Valiliği biliyorsunuz aynı cadde üzerinde. Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz burada ama Kıbrıs'ta ben hep bunu anlattım. Adıyaman Valiliği'nde internet ve elektrik vardı. İlk 4-5 gün biliyorsunuz internet ve elektrik maalesef Adıyaman'da yoktu. Ve gece yayına bağlanmak için İSİAS'tan valiliğe yürüyerek geliyordum. Tekrar geri dönüyordum. Her gün o yolu 3-4 kere gidip geliyordum. İlk geldiğim gecesi sağanak yağmurluydu. 7 Şubat akşamı gece saat 1.30-2 valiliğe geliyorum. Enkazlar var yolun sağında solunda. Araçla geçmeniz mümkün değil. Araçla geçmek mümkün değil. Zaten araç da yok da. Yürüyorum. Şeyi duyuyordum. Enkazların altından sesleri duyuyordum. Ve hala yani aradan 108 gün geçti. Hala daha o sesleri duyuyorum. Yani 108 gün geçti. Hala daha o sesleri duyuyorum. Hala daha gözümden bazı sahneler gitmiyor.
Tabii dediğim gibi çok anılar var. Çok acı anılar, güzel anılar. Paylaşıma dair güzel şeyler yaşadık burada. Örneğin Mercan TV biz gelmeden buraya gelmeden Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı sevgili Mehmet Ali Dim'i aradım. Evet. Dedim ki Adıyaman'a gidiyoruz. Çocuklar varmış. Orada bize dedim yardımcı olabilecek birileri var mı? Var dedi. Orada da Mercan TV var dedi. Bizim dedi üyemizdir dedi. Git dedi onları bul. Bak telefonları bunlar. Biz de geldik. Aradık İbrahim Bey'i, oğlunu. Ve işte hemen sordular. İhtiyacınız olan bir şey var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Biz de işte çekim mekime ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sonradan depremin 4. gün müydü, 3. gün mü neydi? Mercan TV'nin stüdyoların olduğu yeri buldum. Bir baktık ya o sokakta hiçbir tane ayakta kalan bir yer yok. Bir tek Mercan TV'nin olduğu bina ağır hasarlı. Ama onun dışında her yer, her taraf yıkılmış. Ya dedim biz insanlara yardım edeceğimiz yerde insanlar bize yardıma geldi. Onu da tabii hiç unutmam. Allah razı olsun. Zor yani. Ama toparlanacağız. Ülkemiz büyük. İşte pazar günü biliyorsunuz seçime gidiyoruz. Türkiye için son derece önemli bir seçim. Allah inşallah hayırlısını nasip eylesin. Amin. Üzüldüğümüz şeyler oldu bu depremle ilgili, yardımlarla ilgili. Ben onu soracaktım. Tam bastınız oraya. Özellikle sanki Adıyaman'a ihtiyacı varmış gibi depremde, deprem herkesin başına gelebilir. Bununla ilgili depremzedelere, işte Kıbrıs'ta da depremzedeler var. Çocuğunu, yavrusunu kaybetmiş insanlar var. Yakınlarınız var. Bunlara bu kadar hakaretvari bir şekilde davranmak doğru mu? Ya ben çok üzüldüm. Çünkü ben buradaydım. Neler yaşadığımı biliyorum. Yani bunu kimse yanlış anlamasın. Utanarak söylüyorum ama bizim gideceğimiz gün belli oldu. İşte bir hafta sonra, 10 gün sonra, 8 gün sonra neyse artık tarihleri de hatırlamıyorum ama yani şu gideceğimiz gün Apo'ya dedim ki dedim burada bir tanıdık manadık kim var işte yani senin şey falan. Onların bir yere gittik. Aileden işte birileri bina yıkılmış. 83 kişi o apartmanda hayatını kaybetmiş bir böyle blok sıra. Orada aksakallı bir amca vardı. Torunlarını, çocuklarını kaybetmiş. Perişanlar, dışarıdalar. Dedim cebimde ne kadar varsa hepsini çıkarttım. Amcanın eline verdim. Amca dedi yok dedi alamam dedi. Dedim yok amca ben dönüyorum zaten. Benim uçağım var. Ben akşam evimdeyim. Ama siz buradasınız. Sizin yarın ne olacağınız belli değil. Bununla bir idare edin. Allah büyük gene kısmet olur gene göndeririz. Helal hoş olsun. Yapılan yardım hiçbir zaman söylenmez belki ama. Yani ben kendim onu yaptım. Şimdi bu siz yapılanları beklenti içerisinde mi yaptınız yoksa olur mu yani ben tanımıyorum bile bir daha değil belki mi? Karşılaşmamız bile mümkün değil ama bak şeyi unutmam hiç unutmam keşke imkanı olsa da o arkadaşı görsem ilk geldiğimiz gece 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece sağanak yağmur vardı. Evet. Adıyaman valinin önüne geldim. Mali müşavir bir abiyle tanıştım orada. 50-55 yaşlarında bir abimiz. Ben dedi mali müşavirim dedi. Adıyaman'ın dedi en iyi mali müşavirlerinden, en iş yapan mali müşavirlerinden bir tanesiyim dedi. Valiliğin arkasında dedi benim bir de iş merkezim vardı dedi. Çalışkan mısın? İş merkezi ismini hiç almadım. Bilseydiniz bulurdum. Yani, kim olduğunu bilmiyorum ama kıyafeti işte 50-55 yaşlarında. Ayağında otel terlikleri, o beyaz terlikler var ya onlardan vardı. Bir pijama gibi eşofmanı vardı ve bir tişörtü vardı üstünde. Ve o sağanak yağmurda supma sucuk olmuştu. Valilik önünde karşılaştık. Valiliğin arkasında iş merkezim var dedi. Mali müşavirim dedi. O yıkıldı dedi. İki tane de kazandım parayla apartman yaptım dedi. Onlar da yıkıldı dedi. Kendi ailem için bir apartman yaptım dedi. O da yıkıldı dedi. Bütün ailem bir de şu anda dedi apartmanda ikazda bir tek ben çıktım dedi. Bilmiyorum onlar kurtuldu mu kurtulmadı mı bilmiyorum. Bize gelirken Kıbrıs Maliye Bakanlığı'nın şeyi var. Devlet Emlak Malzeme Dairesi var.
Bize gelirken battaniye mattaniye vermişlerdi. Hani orada üşürsünüz alın bunları diye bize battaniye verdiler. Ben de o işte battaniyeyi böyle yağmurluklar falan da verdiler. Ayakkabı verdiler bize buraya gelirken. O malzemelerin bir kısmını o abiye o gün verdiydim. Abi dedim al yani en azından bu ayakkabıları giy, bu battaniyeyi üstüne ört. Çünkü çok ıslanmıştı böyle hani suya girmiş kedi gibi derler ya, öyle bir ifade olur ya, onun gibiydi. O abiyi hiç unutmuyorum, o mali müşavir abimiz. Bilmiyorum ailesini kurtarabildi mi, ailesinden mutlaka kayıp olmuştur. Apartman çünkü yıkıldı demişti, bir tek ben çıkabildim demişti. Bilmiyorum, belki birileri kurtulmuştur ama kurtulmadıysa da Allah rahmet eylesin hepsine. Hiç unutmuyorum ve biz buradan giderken çantamızda işte getirdiğimiz püsküvitler vardı, erzaklar vardı. İşte bize verilen yorgandı, battaniyeydi, ayakkabıydı. İşte Dardanel ton balıklarımız vardı, bilmem nelerimiz vardı. Ben hepsini giderken havaalanına bıraktım. Zaten üstümüzü falan değişme şansı hiç olmadı burada bir hafta 10 gün. Bir çantam vardı, sırt çantam. Sadece kameram orada ve işte şarj aletimi orada bıraktım. Onun dışındaki her şeyimi kalbimle beraber burada bıraktım. Cebimdeki son kuruşa kadar da dediğim gibi verdim. Helal hoş olsun. Çünkü Türklükte bu vardır. Ben Marmara depreminde köyde ekmek yapıp Yalova'ya traktörle Orhan Gazi'den, Bursa'dan su getiren, traktörün arkasında tankere ilaç deposuna su koyup getiren insanları gördüm. Köyde hamur ununu ekmek yapıp bize ekmek getiren insanları gördüm. Dolayısıyla zamanında o yardımları biz aldık. O sulara muhtaç kaldık, o yardımlara muhtaç kaldık. Dolayısıyla o duygunun ne olduğunu iyi bilirim. O duygunun ne olduğunu bildiğim için de burada dedim ki giderken yani üzerimde ki kıyafet dışındaki her şeyi montuma kadar bıraktım. Helal de hoş olsun. Bunu hani kendimi övmek için falan değil. Son tartışmaları duydum. O kadar üzüldüm. Halbuki bütün Türkiye bu duygularla, ben yani o çok azındık, bir iki kişi belki işte 10 kişi ama büyük bir çoğunluk benim gibi hareket etti. O akşam valilikte beklerken Haluk Levent'in o ekibindeki genç çocuklar daha deprem olmuş 5-6 saat hemen geldiler valiliğe, burada yardımlara koordine etmeye çalıştılar. Gencecik çocuklar, İstanbul'daki belediyeler buraya geldi. Türkiye'nin değişik yerlerinden geldi. Biz ilk sıcak çorbayı 4 gün sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi gelip bize verdi. İlk 4 gün sonra sıcak bir şeyi 4 gün sonra şu boğazımızdan içeri atabildik. Allah hepsinden razı olsun. Yardım gönderen herkesten razı olsun. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Gerçekten oradaki aileleri de anlıyorum. Ben de deprem içinde biriydim. O dediğiniz yüzey yata ben de kardeşimi, yakınlarımı kaybettim. Allah rahmet eylesin hepsine. Ama beni 6 Şubat'a götürdünüz. Böyle beni duygulandırdınız. Sanki depremi yeniden yaşıyor gibi oldum. O kadar etkileyici ki insan etkisinden kurtulamıyor. Hiçbir şey istemiyorsun. Ne eşya istiyorsun, hiçbir şey gözünde değil. Sadece bir canı kurtarabilirim. O sadece o var sizin içinizde. Yani sizi kutluyorum. Üstad, teşekkür ediyorum. Ben şunu da hatırlatmak için söyleyeyim. 6 Şubat 2024'te Adıyaman'a gelecek misiniz? Mutlaka. Ya Adıyaman artık benim için şey. Yani ben bugün Kayseri'den bir arkadaşla beraber karayoluyla geldik. Başbakanımız da uçakla geldi. Onları da karşıladık. Apo'ya diyorum ki bak diyorum buradan gideceğiz. Şöyle döneceğiz falan. Apo'yla bir ara yol trafiği şey yaptık. Oğlum dedim ben daha artık Adıyamanlıyım. Bak dedim sen Adıyaman'da doğdun. Adıyamanlısın. Ama ben senden daha artık şu saatten sonra Adıyamanlıyım. Adıyaman'ın çarşısını da biliyorum. Ben çünkü sadece şeyde kalmadım. Yani İstiyas'ın enkazında kalmadım. Arkalara kadar gittim. Hepsini gezdim. Arkadaşlarım buradaki köylere yardıma gitti. Kıbrıs'tan gelen bir ekibimiz vardı. Hayrat Vakfı, evet. Sevgili Vahap Hocam ve ekibi
Hatta onlar da burada bir köye giderken araçlarıyla, Kıbrıs'tan getirdikleri araçla takla attılar. Büyük kaza da geçirdiler. Çünkü siyasette biz cenazeleri bulduk. Burada işimiz bitti. Ama Hayrat ekibi dedi ki biz enkazlarda kalmaya devam edeceğiz. Onlar burada bir köye giderken kaza yaptılar, takla attılar ama Allah'tan hiçbirine bir şey olmadı. O arabadan sağ çıktılar. Allah da onlara, işte yukarıda da bir yaratan var ya, hay hay, onlara hiç burunlarından kıl dahi gelmedi. Araba pert oldu ama köye yardım giderken böyle bir talihsizlik yaşadılar. Sonra buluştuk Kıbrıs'ta. Hocam nasıl oldu dedik. Vallahi dedi, işte dedi, soğuktu, uykusuzluktu, yorgunduk. Bir anda da araba takla atmaya başladı. Nasıl olduysa dedi. Ama dedi o arabadan biz dedi burnumuz kanamadan çıktık dedi. Dedim hocam orada yaptığınız iyilikler sizi kurtardı. O iyilikler şey yaptı. Adıyaman'a mutlaka geleceğim. Zaten dava sürecinde de burada olacağız. İSİAS davasını takip edeceğiz. Ama dediğim gibi yani artık Adıyaman benim için kendi memleketim Yalova ne kadar önemliyse Adıyaman da artık benim için o kadar önemli. Burada da artık epey eşim, dostum, ahbabım, sizin gibi dostlarım oluşmaya başladı. Siz de bizim gibi depremzedesiniz yani. Yani o yüzden anlarım. Evet. Yani Abdurrahman da aynı şekilde, şimdi Abdurrahman Adıyaman'ı gerçekten çok iyi bilen arkadaşımız. Abdurrahman da bu konularda duyarlı. Ama sizin depremi birebir yaşamanız, bizimle birlikte olmanız ve o duyguyu, o havayı teneffüs etmeniz aynı bir depremzede gibi olmuşsunuz. Bu sizce o cenazeleri siz Kıbrıs'a götürdünüz. Yani vefat edenleri diyelim. İki, üç parti halinde ilk ben götürdüm. Arkamdan arkadaşlar diğerleriyle kargo uçakla getirdik. Orada öğrenci arkadaşları havaalanında cenazeleri karşıladı. Çocukların arkadaşları tabutların altına girdi ve onları son yolculuklarına bütün Kıbrıs birlikte uğurladık. Ben orayı merak ettim işte. Özellikle o karşılama nasıl? Çok kalabalıktı. Havaalanında 7'den 77 herkes vardı. İlk giden kafiledeydim ben. Çok şeydi ya. Çocuklar geldi. Yani kendi arkadaşları geldi. Onların cenaze, onları uğurlayan arkadaşları aldı. Ülke büyük bir travma yaşıyor. Şimdi bu çocuklar Maosa'nın içindeki ailelerin çocukları. Hepsi yaşıt. Aileler birbirini tanıyor. Onların gittiği kafeler, yemek yedikleri yerler. Yani şimdi bir sınıfta 23 çocuk vardı. Şimdi o sınıfta 7 çocuk kaldı. O sınıfın yarısı yok. Ve hala da işte 108 gün geçti. Gece mezarlığa gidin. Mezarlığa gidin. Mezarlık dolu, insan dolu. Hep aileler çocuklarının başında. Gece korkmasınlar diye çocuklarını bekliyorlar. Her akşam elimizde telefonlar, Twitter'da tweet atıyoruz. İSİAS davası unutulmasın diye. Yani Kıbrıs Türk'ü tabii geçmişte büyük acılar yaşamış bir toplum. Evet. İşte 63'ten 74'e kadar süren olaylar. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu'nun eşi beni aradı. Tabii ben buradaki tek gazeteciydim. Sürekli tüm Kıbrıs'taki kanallara burayla ilgili haberleri ben anlattım. Hepsine de bağlanıyordum tek tek. Belediyesinden özel kanallarına kadar. Meral Hanım aradı beni. Bütün herkes aradı da Meral Hanım aradı. Biz dedi evlatlarımızı 63'te de Rumlar katlettiğinde yine böyle bayraklı tabutlara koyup toprağa verdik dedi. Aradan dedi bak dedi 50 sene 60 sene geçti. Biz dedi bu travmayı atlatamadık dedi. Hala dedi ben dedi o günü gözümün önünde unutmadım dedi. Kendi kardeşcağızımı dedi bayrakla dedi mezara indirdim dedi. Hala dedi o travma devam ediyor dedi. Şimdi bu travma dedi kolay kolay unutulmaz. 50-60 sene dedi bu travma dedi Maosa'da çıkmaz dedi. Hakikaten de bugün geldiğimiz noktada o travmanın kolay kolay atlatılacağını unutmuyoruz. Ben yani depremzedeyim. İşte 3-4 tane büyük, çok büyük depremlere gittim. Pakistan depremi çok büyük bir depremdi. Orada da biliyorsunuz çok insan öldüydü. Tabii. 2005'te. Yani çok gördüm böyle olayları ama mesela döndükten sonra ben 1,5 aya yakın hiç uyuyamadım.
Gece hiç uyuyamadım. Sabahlara kadar televizyon başında dön Allah dön, dön Allah dön. Uyku yok, zerre uyku yok. Şimdi yeni yeni uyumaya başladım, yeni yeni alışmaya başladım ama bir buçuk ay hiç uyuyamadım. Hiç gözümü dahi kapatamadım. Yani bırak şeyi, öyle sabaha dolmasını bekliyorduk. Sanki uyursam bir şey olacakmış gibi geliyordu. Çocuklar geliyordu, burası geliyor, Adıyaman geliyor. O valilikle, ne bulvarıydı bu? Atatürk bulvarı. Atatürk bulvarında geceliğin duyduğum sesleri duyuyordum. Ben de o bulvardaydım işte. Siz de bu bulvardaydınız. Evet. Ben duydum yani. Ben de Bozdoğan Oteli'nin tam karşısındaydım. Bozdoğan Oteli'nin karşısında, evet. Evet. Yine çok insanlar unutulmuyor öldü. Ya. Unutulmaz o yani, kolay kolay. Yani o yardım hiç çığlıkları, yardım çığlıklarını hiç unutmuyorum. Yani Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. İkinci depremde burada mıydınız? Biz ikinci depremde hazırlık halindeydik. Tam havaalanına çantamı yaptım. İşte televizyondaydım ben. Kıbrıs Türk'teydim. Hatta bir yayın yaptım. Dedim işte çocuklar varmış Adıyaman'da, ben de gidiyorum dedim. Stüdyodaydım, işte çantama malzemelerimi koyuyordum. O an ikinci büyük depreme yakalandık. Dedim bu da büyük. Bu da büyük. O da büyük. O zaman zaten ben ilk deprem en şey en fazla kayıp burada oldu. Binalar. Şimdi onu da söyleyelim. Ben Adıyaman'a geldim. Kıbrıs'taki televizyon kanallarına hemen o günden itibaren, yani 6 Şubat'tan itibaren, depremin olduğu günün akşamından itibaren bilgi vermeye başladım. 7 Şubat'ta da gene devamlı yayın yaptım. 8 Şubat, yani depremin 3. günü, Cüneyt Özdemir, evet, sağ olsun, Kenan Taş var, onun orta programları beraber yaptığı arkadaş. Kenan'la konuştuk. Kenan dedim, ben Adıyamanlıyım. Yani siz Adıyaman'dan hiç bahsetmiyorsunuz. Türkiye kamuoyu Adıyaman'dan hiç bahsetmiyor. Ya Adıyaman'da taş üstünde taş kalmamış dedim. Nasıl yani dedi. Biz de Hatay'ı falan anlatıyoruz dedi. Kahramanmaraş'ı anlatıyoruz dedi. Abi dedim, bir canlı yayın, ben size videolar göndereyim dedim. Bir Adıyaman'ı gündeme getirin dedim. Ve 8 Şubat günü Cüneyt Özdemir'le biz Adıyaman'dan ilk canlı yayını yaptık. Sonra 9 Şubat'ta ve 10 Şubat'ta Adıyaman'dan yine canlı yayınlar yaptık. 10 Şubat'tan sonra Türkiye'nin ulusal haber kanalları Adıyaman'a gelmeye başladı. Cüneyt Özdemir'e de buradan, sevgili dostuma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye basınında ilk defa Adıyaman'da büyük yıkım olduğunu sevgili Cüneyt Özdemir, o da benim vasıtamla, işte ben burada olmam sebebiyle duyurduk ve hiç unutmuyorum, Türkiye'nin önemli bir haber kanalının İzmir'deki temsilcisi buraya 10 Şubat, 11 Şubat'ta geldi. Sevgili Meri abi geldi ve dedi ki, ya dedi, Cüneyt'te dedi seni gördük dedi. Yani dedi, bizim dedi, yani burayla ilgili bir şeyimiz yoktu, bilgimiz yoktu. Biz bazen bunu söylerken nasıl olur falan, biz diyoruz işte Adıyaman bu konuda unutuldu. Adıyaman'ın kimse unutuldu. Bunu yani, bunu kabul etmek gerekiyor değil mi? Bunu kabullenmek gerekiyor. Zaten Cumhurbaşkanımız da geldi buradan, helallik istedi. Evet. Yani o da kabullendi. Hiç bunun şeyi yok, tartışması yok. Yani Adıyaman'a ilk bir hafta ne yardım geldi, ne kurtarma ekibi geldi, ne başka bir şey geldi. Bizim dışımızda Adıyaman'da insan yoktu. Aha, en canlı şahidi benim. Arabada yattınız değil mi? Araba üçüncü gün geldi. Üç gün araba da yoktu. Üçüncü gün araba geldi. Dördüncü gün, onu da bugün öğrendim, çok üzüldüm. Valilikte basın danışmanı, Gafar, evet, çocuğu vefat etti. Onun odasında bir gece kaldım. Valilikteki o makam odasında bir gece yattım. O da çocuğunu kaybetti. O, evet, da çocuğunu kaybetmiş. Bugün ben enkaz başına gittim, valiliğin tam arkasında oturuyordu. Öyleymiş. Onun makam odası, valilikteki Gafari, makam. Gafar İçerik. Makam odasında bir gece sabahladım. Çünkü çok soğuktu dışarısı. -15 dereceydi. Hem yayın yapmıştım, hem telefon şarjım, hem de bataryamı doldurmak için valiliğe geldim. Onun odasına girdim ve onun odasında, işte onun makam koltuğunda masada böyle en biraz uyudum, en biraz telefonumu şarj ettim çünkü çok soğuktu.
Sonra gece böyle biraz dağılmıştım. Benle beraber Kıbrıs'tan bir milletvekili bizde araba kurtarmak için gelmişti. O da vardı. Bizim sevgili Apo vardı. Ben makam masasının koltuğunda işte dinleniyordum. Sayın vekilim masanın altına karton koyduk. Orada yattı, dinlendi. Apo da masanın üstünde, makam masasının üstünde yattıydı. Sonra şey, sabaha karşı artçı depremler de oluyor. Bir deprem oldu, biz bir korktuk. Bir baktık Apo masanın üstünde değil, Apo dışarıda. Hemen ok gibi fırladı. Ben de arkasından fırladım. Bizim vekil masanın altında uyumuş. Biz onu unuttuk da. Sonra yarım saat sonra deprem bitince valiliğe geri döndük. Bir baktık vekil uyumaya devam ediyor. O da epey yorulmuş enkazda. Epey çalıştıydı çünkü o. Sabahleyin uyandığında söyledik. Abi dedik, gece deprem oldu. Biz dışarılara kaçtık. Seni de unuttuk yani, masanın altında kaldıydın. Allah'tan bir şey olmadıydı. Böyle böyle anılarımız var. Dolayısıyla dediğim gibi yani artık Adıyaman benim için çok farklı. Adıyamanlılar kendi öz kardeşlerim gibi. Çok seviyorum Adıyaman'ı. Ve her fırsatta da geleceğim. Evet. Yani hep geleceğim. Her zaman için başımız üzerinde yeriniz var. Çünkü siz de biz de birlikte depremi yaşayan birisiniz. O soğukları gören, o atmosferde çırpınan, ben ne yapabilirim diyen bir gazetecisiniz. Bir işte depremzadesiniz. İnan beni de duygulandırdınız yeniden. Kaç gün sonra o güne götürdünüz beni. Böyle bu kadar. Bunu 10 sene sonra sevgili üstadım, 10 sene sonra da anlatsak. Anlatsan yine, yine gözümüz dolar. Dolar. Yine duygulanırız. Diyorum kalbimin bir yarısı Adıyaman'da. Ve şunu çok net söylüyorum. Ben Türkiye'nin çok illerine gittim. Karadeniz'ine gittim. Doğusuna gittim. Bayburt'una kadar gittim. Yani her yerine gittim ama Adıyaman'a hiç gelmemiştim. Adıyaman'a böyle gelmek istemezdim. Adıyaman'ın çiğ köftesini yemişim. Adıyaman'ın yemeklerinin tadına bakmışım. Ama Adıyaman'a hiç gelmemişim. Adıyamanlılar dostum var işte. Can kardeşim, sevgili Apo. Abdullah Bulut, kameraman arkadaşım. Okul arkadaşım, sıra arkadaşım. Yani onları seviyorum ama bu olaydan sonra Adıyaman benim için çok daha farklı bir noktaya geldi. Yani kendi öz memleketim gibi. Yani birisi bana Adıyamanlıyım dediği zaman artık Adıyaman'ı da biliyorum. Yani çarşısını biliyorum, bulvarı biliyorum, arkayı biliyorum, önü biliyorum. Ta işte Mercan TV'nin eski binasının olduğu o mahalleler, ki o mahalleler aman Allah'ım bir tane taş üstünde taş kalmaz mı yani? Eski Hastane Caddesi. Eski Hastane Caddesi. 10 gün sonra yıkıldı. 10 gün sonra ben orada 5 tane yakınımı çıkardım. 10 gün, 11. gün. 11. Hala daha kızılıyor. Sabahleyin ben şeye uğradım. Depremin merkez üssü. Pazarcık'a uğradım. Buraya gelirken. Pazarcık'ta polis enkazın başında kepçe kazıyor. 108 gün sonra hala daha cenaze arıyorlar. Pazarcık'ta. 108 gün oldu. Hala daha insanlar enkaz altında. Evet. İnşallah ben de Kıbrıs'a geldiğimde o depremde hayatını kaybeden kardeşlerimin mezarlarını ziyaret edeceğim. Birer Fatiha okuruz. Evet. Aileleriyle tanıştırırız. Onlarla birlikte olacağım. Bu arada Siyas Oteli'nin enkazından bir tane bel boyun kıyafetini buldum. Onu poşete koydum. Onu şimdi sen Adıyamanlısın. Müsaade edersen Kıbrıs'a götüreceğim. Bir hatıra olarak İSİAS'tan kalsın diye poşete koydum. Siz onlara çok selam söyleyin. Helal hoş olsun. Orada bir anıdır. Her zaman için biz onları bekliyoruz. 6 Şubat'ta da biz bekliyoruz onları. Başımız üzerinde yerleri var. Çünkü o yavrular bizim de yavrularımız. Biz de yakınlarımızı kaybettik. Aynıyız yani. Değişen bir şey yok. Bu iş öyle bir zor iş ki. Üstad yaşamak ya, lazım. Şeyi unuttuk. Ona hemen bir şey yapalım. Buyurun. Sürenin de sonuna geldik ama enkazda üçüncü gün müydü? İkinci gün müydü? Neydi? İşte sabah böyle erken saatlerde dolanıyorum bir şeyler bulabilir miyim diye. Bir kimlik kartı buldum. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Genç bir arkadaşımız. Antalyalı rehber. Ve hemen ekiplere dedim ki bakın bu kimlik kartı buradan buldum. Yani bu bölgeyi kazarsak bu arkadaş buralarda olabilir. Nitekim de cenazesine
3-4 saat sonra ulaştık. Tabii ben bunları kendi sosyal medya hesaplarından, televizyondan yayınladım. Tekirdağ'dan, Urfa'dan, Adapazarı'ndan, Muğla'dan, Türkiye'nin çok değişik yerlerinden 30'da biliyorsunuz rehber kardeşimiz evet. O otelde hayatlarını kaybetti. Yaklaşık 70 kişiydi zaten burada. Onların aileleri hep beni Instagram'da, Facebook'ta bulup etiketlemişler. O kimliğini bulduğum çocuğun ailesiyle konuştuk. Oradan kurtardığımız arkadaşlar vardı. Onların aileleriyle yıllar sonra buluştuk, konuştuk. Hala da Instagram'da takip ediyoruz birbirimizi. Geçen bir tanesi Tekirdağ'dan yazmış bana. Alihan Bey, sizin artık Tekirdağ'da da bir eviniz var. Tekirdağ'a gelirseniz evimiz, kapımız size sonuna kadar açıktır. Çünkü biz Tekirdağ'daydık, Adıyaman'a gelemedik. Ama tüm bilgileri sizden aldık. Buraya gelirseniz burada bir eviniz var diyen, işte Türk böyle bir şey. Alihan Bey, siz sadece değil, oradaki Kıbrıs'taki o depremde hayatını kaybeden aileler de burada ne zaman gelirlerse başımız üzerinde yerleri var. Gerçekten siz de bir Adıyamanlısınız, bir depremzedesiniz. Bunları bu sıcakta aslında sizi fazla konuşturdum. Olur mu? Bu ne ki? Keşke elimizden imkanlarımız gelse. Günlerce anlatsak bitmez. Bu işler bitmez. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben tekrardan sizlere başsağlığı diliyorum. Evet, gidenler geri gelmeyecek, onu biliyorum. 99'da biz de bunu yaşadık ama Adıyaman çok güzel. Adıyamanlı insanlar çok güzel. Bugün de buradaydık. Valisinden belediye başkanına, savcısına, başsavcısına, korumasına, polisine herkes bize çok yardımcı oldu. Kendi dertlerini unutup bizim de dertlerimize ortak oldular. Allah hepsinden 1000 kere razı olsun. Ama devletimiz büyüktür. Yaralar mutlaka kapatılacaktır. Yaralar mutlaka iyileşecektir. Ama tabii gidenler geri gelmeyecek. Onu biliyoruz. Gidenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Sizlere Allah kolaylık versin. Bu bayrağı düşürmemek için AFAD çadırında bu yayını yapmak öyle kolay iş değil. Mangal gibi yürek olması lazım. Aşk olması lazım. Her şeyden öncesi meslek bayrağıdır bu. O yüzden Mercan TV ailesini ve sizleri de bu vesileyle bir kez daha kutlamak isterim. Biz Kıbrıs Türk olarak Mercan TV'yi kardeş kurumumuz ilan ettik. O da artık kabul ederse biz burayı artık kardeşimiz gibi bileceğiz. Ne isterseniz, ne yapabiliyorsak helal hoş olsun. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Oradaki depremzede arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de Allah geçmiş olsun diyoruz. Onlar... biz burada unutmadık onları. Onlar da bizi unutmasınlar. Ne zaman gelirlerse Adıyaman kendilerinin, onlar da bizim kardeşlerimiz. Biz de aynı dertleri paylaşıyoruz. Alihan Bey, özellikle sizin o süreçte burada olmanız, böyle işten anlatmanız, inanın beni çok duygulandırdı. Ben size de tekrar teşekkür ediyorum. Abdurrahman Bey, APO'da gerçekten burada çok büyük emekleri var. Şimdi efendim Alihan Bey, gazeteci ama bir depremzede. Adıyaman'da 6 Şubat'tan sonra Adıyaman'da hayatını kaybeden insanları acaba birini kurtaramaz mıyım diyerek gece gündüz demeden depremde çalışan Kıbrıs Türk Televizyonu genel yayın etmeni ve aynı zamanda programcısı burada duygularını aldı. Burada kendileriyle deprem yeniden yaşadık. Buradan tüm Kıbrıs'a, tüm Türkiye'ye sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten herkesin buradaki gözü kulağıydı, oradaki Türkiye'deki insanlar. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı ama nasıl bu kadarmış? İnşallah biz bu işin üstesinden geleceğiz. Kim ne yaptıysa herkesten Allah razı olsun. Ben buradan Kıbrıs'a sevgi selamlarımızı gönderiyorum. Alihan Bey'e de teşekkür ediyorum. Alihan Pehlivan, inşallah o diğer dediği muhasebeci arkadaşını bulup kendilerine ileteceğim. Bize ayrılan süren sonuna geldik. Tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.